Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve delta 3 konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de bir paraya kenar olarak verilmiş bu köşegenin tam orta noktası verilmiş burada. E ne yapacağız köşegen ve orta noktası verildiğine göre diğer köşegeni çizelim. Tam orta noktadan geçmek zorunda mı arkadaşlar? Evet. E şurada da bir açı ortaylık var dikkat edin ve köşegenler de birbirini ortalıyor bu arada. Bakın şu açı ortay doğrusu aynı zamanda kenar ortay oldu. Hangi doğrudu arkadaşlar? Hangi üçgende? Şu üçgende. E o zaman arkadaşlar ne çıktı burada? Bu doğru. Hem açı orta hem kenar ortaysa bu üçgen bir ikiz kenar üçgendir. E paraya kenardan dolayı 6 ise burası da 6. Toplamda burası 14 yaptı. E o zaman burası da 14 yapar. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle. Edremit oldu. Geldik ikinci soruya. Açı ortaylar nasıl kesirdi arkadaşlar? Dik ve orta taban üzerinde. Bunu da paralel vermiş zaten. Bunun devamını olmak zorunda? Ort çizgisi olmak zorunda. Yani şu eşit bu eşit. Hatta muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit olur. Çevre ABCD'yi de vermiş bize. Peki buraya bir A dersek. Hocam burası da A, burası da A. Bu arada burası A artı 11 ise burası da A artı 11 yaptı. Şimdi çevresine bakalım. Hocam şu ikisinin toplamı 3A artı 11. 3A artı 11'in 2 katı kaça eşitmiş? 40'a eşitmiş. 3A artı 11 eşittir 20'ye eşit oldu. 3A buradan 9'a eşit oldu. A'yı da buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Bizden FC uzunluğu isteniyor. A3 FC uzunluğu da dolayısıyla 3 mu yaptı? Evet. İkinci soru böylelikle Akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Şimdi ABCD bir deltoid demiş. Hocam kök 2'ye e, 2 ise kök 6 ise deltoidin tanımını doladık gereği. Burası da kök 6 olur mu? Olur. Sonra burada ne yapacağız? Ya en etkili silahımız bizim neydi arkadaşlar? Köşegen çizmek değil miydi? Evet. Köşegen çizelim. Ama Simetri ekseni olan köşegene. Yani ikizlerin tepe açısından çizilen bu köşegen çizmek mantıklıydı. Hocam burası 60-60 oldu. Burası da açı ortay oldu böylelikle. Bizden de burada kaçı isteniyor. Ne yapabiliriz? Bu 60'ın mantığını kullanabiliriz. 60'ın mantığını kullanmak için şuradan bir dik çizsek böyle. Ya da diğer köşegeni de çizsek. Köşegenler sonuçta dik kesiyor değil mi? Diğer köşegeni de şu şekilde çizdiğimiz zaman köşegenler dik kesiyor. 60-90 burası 30 oldu. 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1. Burası da köküç mü yaptı? Evet. Sonra burası kök 6 kök 3. Bakın Pisagor bağıntısı yaparsak burası da kök 3 yapacak. Zaten kök katı ya o zaman x kenar dik üçgende de kök katı olacak. O yüzden burası da kök 3 olacak diyebiliriz. Yani burada ne çıktı? Bir ikizkenar kenar dik üçgen çıktı. Burada kaçta 45 derece oldu? X de böylelikle ne buluruz? 45 artı 30'dan 75 derece olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle 3. soruda balık çıktı. Geldik 4'e. Aşağıdaki şekilde sarı renkli 4 tane özdeş eşkenar dörtgen yer almaktadır. Evet 4 tane özdeş eşkenar dörtgen yer almaktaymış. Şu eşitleri şöyle bir yazalım arkadaşlar. Eşitleri gösterince şuradaki e, çizgi diyecek olursak. içerideki beyaz dörtgen de bir eşkenar dörtgen oldu mu oldu. AB uzunluğunu vermiş. Arkadaşlar AB uzunluğu şöyle doğru saldır bu köşegenle. Sebebi nedir? Bakın şimdi. Sebebi nedir? Şimdi şu paralel doğru şu paralel doğru şunlar birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Evet. Şunlar birbirine paralel. Şunla şu. Bu paralel doğrunun bu zemine olan uzaklığı şurası. Bu zemine olan uzaklığı burası. Burada da uzaklık aynı, burada da uzaklık aynı, burada da uzaklık aynı. E, her yerde uzaklık aynıysa o zaman şuradaki doğrumuz ne olmak zorunda arkadaşlar? Birbirine e, buradaki doğrumuz doğrusal olmak zorunda. Tamam, bunu bulduk. Sonra AB'ye 32 demiş. Eyvallah. Bu arada buradan dik çizdik ya bunun devamı köşegenler dik kesiciye için burası da 90 derece olur. E, bu dik şurada da iki eş parçaya bölecek. Köşegenler birbirini ortaladığı için. E, tamamını bize 32 vermişti. Çizgi artı yuvarlak, çizgi artı yuvarlak. Yani iki tane çizgiyle iki tane yuvarlan toplamı 32 ise bir tane çizgiyle bir tane yuvarlan toplamı kaç yapacak? 16 yapacak. Tamam. Şuraya kadar kısım 16 olduğunu biliyoruz. Cd'yi de 16 vermiş bize. Hocam Cd'de 16 ise burası 8 midir? Evet. Ben buraya x dersem sarı boyalı bölgenin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Ya da buraya x diyeyim. Buraya x dersem buraya 16 eksi x kaldı. E hocam burası da x. Burada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 16 eksi x'in karesine eşit olacaktır. İşlem işlem işlemde x'i buluruz. E, 8 var büyük ihtimalle ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. x yerine 10 yazarsak 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Demek ki x'i buradan böylelikle 10 bulduk. Peki bizden ne isteniyor? Sarı boyalı bölgelerin alanları toplamı. Bunlar eş eşkenar dörtgen olduğuna göre arkadaşlar özdeş eşkenar dörtgenlerde bunlar. Bir tanesini bulup 4 çarpacağız. Bir tanesinin alanı da taban çarpı tabana ait yükseklik değil midir? Evet. Tabanımız kaç? Tabanımız 10. Yüksekliğimiz kaç? 8. 10 çarpı 8'den kaç tane var? 4 tane var. O da kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? 320 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. 3. 4. soruda. Geldik 5. soruya. ABC'ye bir deltoid verilmiş. Arkadaşlar bu bir deltoid verilmişse BC ile de EC birbirine eşit verilmiş. Yani o zaman şunlar birbirine eşitse otomatikman şunla da şu birbirine eşit bilir. Evet. E ne yapacağız? Özellikle daha öncesinde de vurgulayarak söylemiştik. Herhangi bir şeklin içerisine bu üçgen olur, yamuk olur, paralel kenar olur. Herhangi bir şeklin içerisine böyle bir deltoid konulduğunda yani neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Köşegeni çizeceğiz. E burada da köşegeni çizelim arkadaşlar. Hangi köşegen? Simetri ekseni olan köşegen en mantıklısıydı. Bunu çizince bu simetri ekseni olan köşegen. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit maç orta olarak evet. A açı çıktı. Yamuk paralel kenar gibi konularda. Yani karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde. Açı ortaylık gördüysek ne yapıyorduk? Z'ye dikkat. Hocam şöyle bir Z var gördüğünüz üzere. E o zaman buradaki Z'den dolayı şöyle Z'den dolayı Buradaki açıdan ne yapmak zorunda? Çizgi açısı yapmak zorunda. Çünkü şunlar birbirine paralel. E o zaman arkadaşlar Z'den dolayı çizgi yaptıysa şurada bir X kenarlık çıktı mı? Çıktı. Yani X buradan kaç çıktı o zaman? 7 çıktı. Beşinci soru denizde oldu. Geldik 6'ya. Şimdi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani şu üçgenin alanı yani şu alttaki beyaz üçgenin alanı da aynıdır. Paraya kenarda biliyorsunuz şu alanlar birbirinin tıpkısının aynısıydı. E ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir kere orta taban çıktı mı? Çıktı. Bunlar eşit. Bunlar eşitse 10 sağ. Yani şuradaki paralellikten dolayı şu paralellikten dolayı burası kaç çıkacaktır? 20 çıkacaktır. Bunun tamamı 20. E tabana ait yükseklik lazım olacak bize arkadaşlar. Çünkü bir üçgenin alanı taban çarp tabana ait yüksekliktir. O zaman yüksekliği çizince de şöyle. Aa hocam bak 7 iken burası da 14 olur mu? Olur. Çünkü sen buradan bir yükseklik çizdin. Bu arada şunlar birbirine paraleldi. Şu kırmızılar. Z'den dolayı burası da 90. Sen buradan dik çizince şöyle şunlar da birbirine paralel olmuş oldu. Eşitlik de var burada. Orta taban çıktı. Orta tabandan 7 ise burası kaç oldu? 14 oldu. Bizden şu yeşili boyalı bölgenin alanı. Paraya kenar alanının yarısı. E, direkt paraya kenar alanının yarısı. Paraya kenarın alanı nedir? 20 çarpı 14'tür. E, bir de bölü 2 dersek olay biter. Cevabımız kaç çıkar? 140 çıkar. Altıncı soru böylelikle Edremit oldu. Geldik yedinci soruya. S2 eksi S1 nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle ben şuradaki üçgenin alanını bulabilirim arkadaşlar. Bu üçgenin alanı nedir? Bu üçgenin alanı hocam 2 çarpı 6 bölü 2'den 6'ya eşittir. O zaman burada kalan 6 oldu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar bu alan tüm alanın nesiydi? Bu alan paraya kenarsa tüm alanın yarısıdır. Geri kalan parçalar da tüm alanın yarısıdır. Evet paraya kenar alanının yarısı hocam neye eşittir? S2'ye eşittir. S2 de aynı zamanda diğer geri kalan parçalara da eşit değil midir? Madem bu yarısı geri kalan parçalar da yarısıdır. Yani S1 artı 6'ya eşittir. S1 öbür tarafa atınca. Çünkü S2 eşittir. S1 artı 6 çıktı ya. S2 eksi S1 neye eşit olmuş oldu? 6'ya eşit olmuş oldu. Yani cevabımız böylelikle bizden bu isteniyor zaten. S2 eksi S1 isteniyor. Cevabımız böylelikle balık kesir çıkar. Geldik 8'e. ABCD eşkenar dörtgen BD köşegen demiş. Ve alan ABCD isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi şunlar birbirini ortalamış. Ya da başka bir şey mi yapsam ben şimdi burada? Arkadaşlar aslında bir orta taban çizim geldi şöyle. Orta taban çizince bir işim yarayacak mı? 6, 2. Buraya A. Yarar aslında ya. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ya buradan çizebilirsiniz. Orta tabanla yapabilirsiniz. Ya da arkadaşlar tam burada orta nokta verilmiş. Eşkenar dörtgende köşegen. E diğer köşegeni de çizecek olursak köşegenlerin kesim noktası tam böyle birbirini ortaladığı için burası ne olmak zorunda? Tam bu köşegenler E noktasında kesmek zorunda. Köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor hocam. E burada ne çıktı gençler bakın. Hocam burada bir öklit bağıntısı çıktı. Hadi öklit bağıntısını uygulayalım burada. Öklit bağıntısından dolayı şuraya a diyecek olursam 3'ün karesi eşittir 2 çarpı a'dan dolayı a'yı buradan 9 bölü 2 buluruz. a 9 bölü 2. 9 bölü 2 ile 2'nin toplamı kaç yapıyor? 13 bölü 2. Evet burası 13 bölü 2 yaptı. O zaman alan ABCD ne olacaktır arkadaşlar? Bakın bu alan tüm alanın 4'te biri değil mi? Evet. Yani 13 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Yükseklik taban çarpı yükseklik bölü 2'den kaç tane var diyeceğiz? 4 tane var diyeceğiz. E o zaman şununla şu sadeleşti. 2 yaptı. Bununla da bu sadeleşti. O zaman 13 ile 3'ün çarpımı kaç yapar? 39 yapar arkadaşlar. Dediğim gibi orta tabandan da şöyle dik çizerek de sonuca yine ulaşabilirdiniz arkadaşlar e, haberiniz olsun oradan da sonuca ulaşabilirdiniz. Aynı işlemler yine çıkacaktı. Bu sefer taban ve tabana ait yükseklikten sonuca ulaşacaktınız. E, 8. soruyu böylelikle ne bulduk? Denizli bulduk. Geldik 9. soruya diyeceğim ama çıkmış soru arkadaşlar 9. soru. Ben kanalımda çözemiyorum. Nereden çözüyoruz? Uygulamaya bakıp öyle çözüyoruz gençler. Evet böylelikle test 3'ü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.